Dinimizde kumar kesin olarak haramdır. Cemalüddin Yusuf Merdavi Hazretleri Hanbeli fıkıh alimidir. 700 miladi 1301'de Şam'da doğdu. Zamanın büyük alimlerinden hadis, fıkıh, usul dersleri aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra Cami-i Muzafferi'de ders okuttu ve fetva verdi. Sonra Şam Hanbeli Kadısı, Kâd-ül Kudât oldu. 769 miladi 1367'de vefat etti. Bir dersinde şunları anlattı. Kumar kesin olarak haramdır. Ayeti kerimelerde buyuruldu ki, ey inananlar, hamır, alkollü içki, kumar, putlar ve fal okları şüphesiz şeytan işi pisliklerdir, bunlardan kaçının ki saadete eresiniz, Maide 90, şeytan, hamır ile ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ister. Sizi, Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymak ister. Siz, zararları bilinirken, bunlardan hala sakınmaz mısınız? Maide 91, 2. ayeti kerimede, içki ve kumarın zararlarından sadece ikisi bildiriliyor. Şeytan, bunlarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymak ister, deniyor. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, içkiyi, kumarı ve çalgıyı yasakladı. Bir şeyin kumar olabilmesi için bahse giren iki veya daha fazla kişinin zarar veya kar etme ihtimalinin bulunması şarttır. Mesela, sen kazanırsan ben sana vereceğim, ben kazanırsam sen bana vereceksin, şeklinde bahse girmek kumar olur. Sen kazansan da, ben kazansam da ben vereceğim veya sen vereceksin, şeklinde olursa kumar olmaz. Yahut biri, iştirakçilerden para almadan, hanginiz kazanırsa ona para veya araba vereceğim, dese kumar olmaz. Kazanma olmadan, kura çekeceğim. Kim kurada çıkarsa ona vereceğim, demek de kumar olmaz. Mubah olan herhangi bir şey ile yarışmak caizdir. Yarışan iki kimseden yalnız birinin, beni geçersen, sana şunu vereceğim. Ben geçersem, senden bir şey istemem, demesi veya yarışmaya karışmayan birinin, ikinizden kazanana şunu vereceğim. Kazanmayan bir şey vermeyecek, demesi caizdir. Kazanamayan, kazanana şunu verecek denirse, kumar olur. Kumarcılardan her birinin malının artmak ve azalmak ihtimali vardır. Eğer, üçüncü bir kimse, ikisinin atlarını geçmesi şüpheli olan bir at ile yarışa katılıp, sizi geçersem, ikinizden de alırım. Siz beni geçerseniz, size bir şey vermem, hanginiz ötekini geçerse, ondan alır, demesi de caiz olur. 22 Mart 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.